Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre vaka tablosu açıklandı. Bu tabloya göre Kayseri birinci sırada yer almakta. Bu konu hakkında Kayseri halkı ne düşünüyor bakalım. Sağlık Bakanlığı vaka tablosunu açıkladı. Kayseri birinci sırada yer almakta. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi her şeyden önce sağlığımız gelir. Bu sağlık konusunda bütün insanlarımızın özellikle bu aşı çağrısına mutlak suretle riayet etmeleri gerekiyor. Yani aşı olmama özgürlüğü diye bir özgürlüğü bir başkalarının sağlığını kısıtlayarak veya sakıncalı bir duruma getirecek şekilde insanların davranmaması lazım. Eğitim öğretim dönemi açıldı ve okullarda özellikle Kayseri'de birkaç sınıf şu anda kapalı durumda. Bunların bir an evvel bitmesi, tekrar eski o sağlıklı günlere kavuşmamız, yani bir ayın içerisinde ne oldu ki Kayseri mavi haritadan tekrar bir riskli bölüm alanına girdi? Bunlar insanlarımızın biraz duyarsızlığından, aşı tedbirsizliğinden ve sosyal mesafe kurallarına uymadığından, bu konuda lütfen sırf kendimizi değil, çevremizi, ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, toplumda yaşayan bütün insanları düşünelim, ona göre hareket edelim. Tüm vatandaşları, özellikle gençler dahil olmak üzere, çünkü taşıyıcı görevi yapıyorlar, onlara aşı olmaya davet ediyorum. Peki siz ne gibi önlemler aldınız, öğrenebilir miyim? Vallahi kendim 3 tane aşımı oldum. Aile bireylerimin hepsi aşısını oldu. Temizlik kurallarına, hijyene dikkat ediyoruz. Fazla kalabalık ortamlara işimiz gereği girsek de maskesiz durmuyoruz. Maskemizi takıyoruz. Müşterilerimize dezenfekte veriyoruz, kolonya veriyoruz. Yani biz gerekli hassasiyeti sorumluluk sahibi insan olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun hakkında normal gerektiği gibi yasaklar uygulanmıyor. Herkes kafasına göre takılıyor. Ondan dolayı artması normal. Okulların açılmasında buna da bir etken olmuştur tabii ki zaten. Toplu taşımlarda önceden belli bir kotada insan alınıyordu. Şu anda tıkış tıkış gidiyor herkes. Bundan dolayı artması gayet normal. Peki siz ne gibi önlemler aldınız? Ben aldığım önlem bireysel önlemler. Yani çok fazla topluluk içerisinde durmuyorum. Yani bunu çocuklarıma da aileme de izah ediyorum. Onun haricinde fazla bir aldığım bir önlem yok. Aşımı vurundum. Başka bir önlemim yok. Tamam, teşekkür ederim. Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Şu ortama bakınca. Peki siz ne gibi önlemler aldınız? Ya aşımı yapındım. Kendi maskemi de bazen kullanıyorum, bazen de yarı kullanıyorum, yarı kullanmıyorum işte. Nefes alamıyorum. Başka önlem de çalıştığım için pek de önlem kullanamıyorum diyormuşum. Evde oturmuyorum. İnsanlar kurallara uymuyor. Onun için yani biraz gevşeme oldu yani bu konu hakkında. Biraz da tabii aşılama önemli yani. İnsanlar biraz şey yapıyor yani, aşıya karşı bir duyarlılığı yok. Olmaları lazım. Biraz da işte kurallara uymak, maske, mesafe, temizlik, bu gibi şeylere dikkat etmek lazım yani. Başka diyeceğimiz yok. Peki siz ne gibi önlemler aldınız? Ben iki tane Çin aşısı oldum. Üçüncü aşıyı doldum, BioNTech. Ve uyuyorum yani kurallara, maske, mesafe, temizlik. Vallahi ben de iyisini düşünürüm. Sağlıklı olsunlar, selamet olsunlar. Aşısı gerekirse yapsınlar, başka ne diyeyim. Peki siz ne gibi önlemler aldınız? Vallahi ben aşı oldum. 3 sefer de aşı oldum. 2 sefer Çin aşısı, 1 sefer de Alman aşısı oldum. Vallahi şimdi sağlıklıyım, sıhhatliyim. İşime gidip geliyorum. Tamam, teşekkür ederim.